Ne yapıyorsun sen? Kek. Nasıl, bilmiyor musun yapma yani? İnternetten mi bakacaksın? Senin gibi mutfakta iyi değilim. Ya Dünya, ben senden mantı açmanı beklemiyorum ki. Alt tarafı bir kek yapacaksın, hepsi bu. Yani kullanacağın ürünler un, işte süt, yumurta, fındık, bir de şeker. Öyle mi Bay Çok Bilmiş? Tamam, unu ver o zaman. Buyurun. Ama... Şöyle, yani un sonra kullanılır. Yani önce şeker, süt, işte fındık, yumurta. Onları bir çırparsın, onu sonra kullanırsın. Peki. Şeker nerede? Gördün mü bak? Önce şeker, yumurta, süt, sonra karıştır gitsin. Ya bir dakika, bir dur, hepsini okuyalım. Oku. Şimdi yumurta ve şeker karışımı beyaz oluncaya kadar karıştıralım. Tamam. Sonra da bütün malzemeyi atıp karıştırıp kaba dökelim. Ha. E tamam, kolaymış. Bak, gördün mü? O da karıştırın gitsin diyor. Hadi. Benden önce hızlı hızlı okuyup öyle söylüyorsun, değil mi? Hayır canım, ne ilgisi var ya? Yani bunu herkes bilir. Sen hariç. Ben de biliyorum bir kere. Öyle mi? E niye okuyorsun o zaman? Garanti olsun diye. Senin gibi bir çok bilmiş başımda dır 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 konuşurken kafamın karışması normal. Her şey olabilir hatta. Hadi başlayalım. Dur, dur. Bunu da ben kırayım, değil mi? Hani sevgimizi katmamız gerekiyor ya içine. Şimdilik sende sadece trip var, o yüzden. Ben trip falan atmıyorum yalnız. Ama içinde kalmasın, kır. Kır, kır. Tabii tabii, trip falan atmıyorsun. Sabahtan beri böyle ters ters bakmalar, esprilere gülmemeler. Hı? Ne bunlar? Değil, benim normal halim. Normal halin daha fenaymış. Bak, bunu da kafanda kırarım, görürsün. Öyle mi? İçin rahatlayacak mı, ha? Tamam, sen bu öfkeni kusacaksan, bu tribinden vazgeçeceksen kır. Al, hadi. Hadi, kır. Bekliyorum. Hadi. Kırdım. Ne yapacağım şimdi? Çırp, çırp şimdi. Böyle mi? Bak. Evet. Devam et karıştırmaya. Emir gibi kullanmazsak yalnız. Tabii. Şimdi mi? Bak, öyle değil bak. Hazen ne? Ne yapıyorsun bakayım, bebekle mi konuşuyorsun? Daha o hale gelmedim. İnsan garip hissediyor.
Bak Meryem, bebekler anne karnında her şeyi hissediyorlar. O yüzden stresten, gerilimden uzak tut kendini. İyiyim canım, iyiyim. Ya sen ne yaptın? Var mı gelişme Umut'la ilgili? Vallahi tam gaz ilerliyorum da önümde bir taş var işte. Tekme atıp önümden uzaklaştırmama az kaldı. Dünya mı? Evet. Geçtim karşısına, açık açık konuştum. Umut'a zarar veriyorsun, ondan uzak dur dedim. Oo, vitesi yükseltmişsin. Kimle konuştuğunu anlasın. Ne yaptı peki? Ne yapacak? Yüzsüz. Hala Umut'un evine gitmeye devam etti. Ve sanki bu konuşma hiç yaşanmamış gibi davrandı. Aman boş ver. Önemli olan Umut'un tavrı. İyi mi aranız? Meryem, biliyor musun, bana sarıldı. Hı? O hala arkadaşça olduğunu düşünüyor. Ama ben anlarım. Beni kaybetmek istemiyor. Sadece biraz kafası karışık. Ama o kafasını karıştıran da dünya. Eğer dünya olmasaydı, biz Umut'la çoktan beraberdik. Dünya istediği kadar Umut'a yanaşıp aklını karıştırsın. Yani nasılsa ortaya çıkacak her şey. Gerçeklerin ortaya çıkmasına bakar. Evet. Aynen öyle. Dünya Umut'un usta başlardan olduğunu öğrenince yanında durmayacaktır. Yani ben olsam ben de durmam. Yüzüne bile bakmaz. Biraz daha sabretmen gerekiyor. Sen bu arada Umut'la aranı iyi tut. Zamanı gelince Umut senin olacak nasılsın? Meryem, keşke o günler gelse ya. Keşke. Söyle hadi, söyle. Müvekkilinle görüşecektin. Gitmedin. Sözde dava sonuçlanacaktı. Biz kazanacaktık. Ben de paramı alacaktım ama duruşma ertelendi. Nasıl, neden? Bir saniye. Hı. Müvekkilim arıyor. Bu sorunun cevabını önce müvekkilime vereyim, izin verirsin. İyi akşamlar. Dünya Hanım, tek celsede bitecek dediğiniz dava neden uzadı merak ediyorum. Ya açıkçası ben de böyle olacağını tahmin etmiyordum. Karşı tarafın avukatı değişmiş. Yeni deliller sunmak için de mahkemeden ek süre talep etmişler. Yeni delil de nereden çıktı? Neymiş bu deliller? Şimdilik ben de bilmiyorum. Ama öğrenince size haber vereceğim. Gerek kalmadı artık Dünya Hanım. Ben sizinle devam etmek istemiyorum. Ama... Alo? Haydi yatıyor muyuz? Baba, ben senin için yatak odasını hazırlıyorum. Burası sizin yatak odanız. Ben orada yatmam. Siz yatın. Tek başınıza orada daha rahat ederdiniz ama. Ben başkasının yatağında yatmam. Burası iyi. Bir yastık, bir de üstüme örtü verin, ben burada uyurum. Tekin, hoş geldin. Bu ne hal? Senin için hazırlandım. Beğendin mi? Nereden esti? Baş başa biraz vakit geçirelim dedim.
Yani seni arada yokluyorum şehir dışına gidelim diye ama senin iş dışında düşündüğün hiçbir şey yok. Madem öyle, ben de biraz senin gözlerini açayım dedim. Nasıl? Sürprizimi beğendin mi? Ya Ayşe, git Allah aşkına çıkar şu üstündekileri. Ne bu böyle ya? Bu suratın... Ne oldu kızım, boya küpüne mi düştün sen? Ay aşk olsun Tekin ya, niye öyle diyorsun? Ya torun pışpışlayacak yaştayız biz. Film mi çekiyoruz burada? E ne var canım, yaşandıysak Allah Allah, hayatı da mı yaşamayalım? Ya yaşayalım, yaşamasana da. Ne bileyim, bu haller bana komik geliyor. Hem benim başım ağrıyor zaten. Erken yatış. Yaşlatmışmışız. İyi artık, canlı canlı bir mezar bulalım. İçine girelim bari. Hay hay, hevesini insanın kursağında bırakıyor. Uyumuş mudur sence ha? İnşallah dalmıştır da çaktırmadan çıkar giderim. Ya sen nasıl istiyorsan öyle olsun da... Eğer benden dolayı huzursuzsan... Sen yatakta yatarsın, ben şurada yere bir yere kıvrılırım yani. Yani burada yatak döşek hiçbir şey yok ki. Sen yatağında rahat rahat yat, ben giderim zaten şimdi. Ya tamam, şöyle iki ucuna kıvrılırız, araya da yastık koyarız. Olmaz. Ya nasıl olmaz şimdi? Ahmet amca sabah uyanınca ben ne diyeceğim ona? Ha? Seni soracak. Sabah gelirim tekrar. Ya nasıl anlayacağız uyuyup uyumadığını peki? Sanırım horlayınca. Hı. O zaman ben bakayım horluyor mu? Ahmet amca, uyumadın mı sen? Bu yastık çok sert. Biraz daha yumuşağı yok mu? Baba olur mu bu? İyi iyi. Daha siz ne ayaktasınız? Geçin yatağınıza. Yatın artık. Biz yatıyoruz baba. Yatıyoruz şimdi. Kızım sen kendini çok yoruyorsun. Yat hadi. Tamam. Hadi ben kapıyı örtüyorum. Hadi çok aferin size. İyi geceler. Ne yapacağız peki? Ben senin yanında rahat yatamam ki. Vallahi dünya sen bilirsin. Benim uykum geldi, ben uyuyacağım. Şu ışığı kapatır mısın? Hadi kapat. Günaydın. Torunum nerede? Torun mu?
torunun şeyde okula gitti. Niye ben duymadım? Sen uyanma diye biz sessiz sessiz gittik. Yaşa verseydin kızım, çocuğa bir harçlık verirdin. Bir dahaki sefere. Acaba çocuğumuz kız mı erkek mi? Ben çok acıktım. Tamam Ahmet amcacığım, sen geç otur. Ben şimdi mutfağa gidip sana bir şeyler hazırlarım. Bana bak, sakın aklına yanlış bir şey getirme. Ben niye yanlış bir şey getireyim ki aklıma? Yani getiren sensin ki, yanıma yatmışsın. Zevzek. Tensiz. Kerimem hayırdır sabah sabah böyle? Nereye? İki lokma bir şey ye bari. Mezarlığa gidiyorum. Tamam, ben de geliyorum. Hayır Nebati, ben tek gideceğim. Kızımla konuşacaklarım var. Kerime, bak böyle söyleyince aklım iyice sende kalıyor. Ya bekle, iki dakikada üstüme bir şey alayım, ben de geleyim. Nebahat, ben tek gideceğim diyorum. Lütfen. Maşallah. Gelinle pek amar atmış canım. Ya sen Egeli değil miydin? Bunları nereden öğrendin? Benim karım her şeyi bilir. Her şeyi. Maşallah de oğlum. Nazar olacak. Maşallah. Maşallah. Oğlum kahvaltıdan sonra seninle bir tavla atalım mı? Olur baba, olur. Atalım. Dünya, sen kahvaltı yapmayacak mısın? Yok, vaktim yok. Ahmet amcacığım, ben çıkıyorum. Yok, amca demek yok. Artık baba diyeceksin kızım. Kaç sene geçti aradan. Bunu öğren artık. Hadi öp bakayım beni. Oğlumu öpmeyecek misin? Yoksa sevmiyor musun onu? Ha anladım. Benden çekiniyorsun. Rahat ol canım, rahat ol. Görüşürüz Ahmet amcacığım.
burada? Ne var? Ne istiyorsun? Vallahi çiçek var, ağaçlar var. Öyle villa mı desem, köşk mü desem, öyle bir ev var. Ne? Neredesin sen? Ne işin var burada? Kocam görecek, deli misin ya? Kocan görmez, merak etme. Az önce gitti. Ama sen biraz daha aşağı inmezsen başkaları görebilir. İstersen bana kapıyı çaldırtma. Tamam, geliyorum Allah'ın cezası. Bekle. Nereye gidiyor bu böyle acele acele paçaları tutuşmuş gibi? Ne yapıyorsun sen burada? Yardım etmeye geldim. Ne yardımından bahsediyorsun sen? Hem sen niye mahalleye geldin ki? Bir gören olacak. Umut, konuşmamız lazım. Ya tamam, söyleseydin bana ben gelirdim ya da telefonla konuşurduk. Yusuf amca birileri mahallede arkamızdan iş çeviriyor deyince ben de bu meseleyi kafaya taktım. O yüzden yüzle konuşmak istedim. Keşke babama söylemeseydim. Kim bu adamlar? Rakip firma falan mı? Ne yapmak istiyorlar? Umut, bak ne biliyorsan söyle. Gel birlikte çözelim bu işi. Ben henüz bir şey bilmiyorum. Benim bildiğim tek bir şey var. Birileri mahalledeki evleri tek tek almaya çalışıyor. Ben bir tanesini yakalamıştım ama son anda elimden kaçırdım. İlk önce kahveyi yaktılar, ondan sonra satın almaya çalıştılar. Nasıl ya? Kim bu adamlar? Bilmiyorum. Ama benim bir planım var. Her şeyi çözeceğim ben. Ne planı? Ben zamanı geldiğinde sana söyleyeceğim. Hadi sen git şimdi. Ben bir şey olursa ararım seni. Baba? Sen benim oğlum değilsin. Duydum sizi. Hepimizi kandırıyorsun. Sen de onlardansın. Ustabaşılardansın. Ahmet amca sen beni yanlış anladın. Bak ben sana her şeyi anlatacağım. Yani ben sana yalan söylemiyorum. Neyi açıklayacaksın? Benim hayatımı mahvettiniz, hayatımı. Dün benim başıma gelen olaylar hep senin baban yüzünden. Yusuf'un yüzünden şirketim elden gitti. Benim hayatımı kararttınız, hayatımı. Şimdi başkasının hayatını karartacaksınız, öyle mi? Ahmet amca, sen karıştırıyorsun. Bak bir yanlışlık var. Biz sana kötülük yapmadık. Hayır, hatırlıyorum, hatırlıyorum. Sen Yusuf Ustabaşı'nın oğlusun değil mi? Baban küçükken seni hiç kucağına indirmezdi. Devamlı yanında gezdirirdi. Sen onun kanındasın, onun kanındasın. Ahmet amca bak, biz kimseye bir kötülük yapmadık. Ben kimseye zarar vermem yani, ben öyle bir adam değilim. O gül gibi kızı da böyle kandırıyorsun değil mi? Sende onun kanı var, onun kanı var sende. Sende Yusuf'un kanı var, gözlerinden belli.
Sen artık bardağı taşırdın Umut Efendi. Sana dur demenin zamanı geldi. Sürekli işimizi baltalıyorsun. Baba, Umut birilerinin mahalleden ev aldığını öğrenmiş. Neyse ki bize kadar ulaşamamış. Bak baba, bu Umut'a dur demek lazım. Yoksa Umut mahallede olduğu sürece biz el altından ev falan aramayız. Doğru diyorsun. İyice can sıkmaya başladı bu mesele. Gel şirkete de ne yapacağımızı konuşuruz. Tamam baba, görüşürüz. Efendim Nazlı. Ne yapıyorsun güzellik abidem? Umut'ta mı kaldın dün gece? Yoksa ne yaptın? Bak sırf bunun için erkenden uyandım, lokantaya gidiyorum. Çatlayacağım meraktan, sen de koş. Vallahi Nazlı, hiç keyfim yok şu an. Hele ki bu konuları konuşmak için hiç yok. Aa, ne oldu dünya kuşu? Kötü bir şey olmadı inşallah. Müvekkilim beni bıraktı. Yani öz Türkçe söylemek gerekirse iş de gitti, para da gitti. Hay Allah, şaka yapıyorsun ya. Ay bak üzüldüm şimdi. Vallahi ben de çok üzüldüm ama yapacak bir şey yok. Neyse, ben seni sonra ararım olur mu? Görüşürüz. Ahmet amca, bak ben kimseyi kandırmıyorum. İnan bana. Zamanı gelince dünyada herkes de öğrenecek zaten. Ama şimdilik bunun gizli yürütülmesi gerekiyor, anladın mı? Herkesin iyiliği için. Özellikle de dünyanın iyiliği için. Ahmet amca, bak ben mahalleli burada mağdur olmasın diye bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Benim başka kötü bir amacım yok. Ahmet amca, Ahmet amca beni duyuyorsun değil mi? Bak sakın, sakın dünyaya hiçbir şey söylemeyeceksin, tamam? Hiçbir şey bilmeyecek dünya. Dünya. Niye öyle garip garip bakıyorsunuz suratıma? Kötü bir şey mi oldu? Yok canım yok. Ne kötü bir şey. Ahmet amcanın biraz canı sıkılmış. İçeri davet etmeyecek misin? Şey, özür dilerim ben. Dalmışım. İyi ki geldin kızım. Sana anlatacağım çok önemli şeyler var. Nerede bu Allah'ın cezası ya? Oyun mu oynuyorsun benimle? Ne yapıyorsun arkamda ya gardiyan gibi? Korkuttun beni. Gardiyan mı? O nereden geldi aklına? Yoksa senin bir suçun mu var Meryem? Yani hayır canım. Senin yüzünden bahçemizde bile rahat rahat dolaşamıyoruz. İnsanın huzurunu kaçırıyorsun. Ayrıca suçlu olan ben değilim. Sensin. Öyle mi? Neymiş benim suçum? Beni merdivenlerden aşağı ittin, ne çabuk unuttun Belgin. Ya sen dua et, ben bunu Gökhan'a söylemedim. Ama seni sevdiğimden değil. Kocamın huzuru kaçmasın diye. Yani adamcağızı niye bunlarla uğraştıralım canım? Söylemedin çünkü ben sana hiçbir şey yapmadım. Söylemedin çünkü hamile olduğunu sen de yeni öğrendin. Yoksa sen böyle bir fırsatı kaçırır mıydın Meryem? Yine aklın gitti senin Belgin ya. Sen her ne kadar inanmasan da ben zaten hamileydim. Öyle mi? Kaç aylık hamilesin?
2, 3, 4. Ya benim senin saçmalıklarına uğraşacak bir vaktim yok Belgin. Yalanlarınla baş başa bırakıyorum seni. Bravo yani. Sen acaba sinsi sinsi bahçede ne arıyordun Meryem? Bana önemli ne söyleyeceksin Ahmet amca? Yoksa ustabaşlarla ilgili bir şey mi hatırladın ha? Hani ben seninle konuşmak istemiştim. O zaman hatırlayamamıştın. Şimdi aklına mı geldi? Evet, hatırladım. Hatırladım. Heh, ne hatırladın Ahmet amca? Hadi söyle, belki bir işimize yarar ha? Senin gelin olduğun günü hatırladım. Çok güzel gelin olmuştun. Gelinlik sana çok güzel yakışmıştı. Telli duvaklı. Bu eşek sıpasına da damatlık güzel yakışmıştı. Boyu posu belli olmuştu canım. Umut. Umut bizim adamları çözmüş baba. Yani el altından ev alındığını, kahvenin yakıldığını biliyor. Ama bizim yaptırdığımızı bilmiyor. Onu da yakında öğreneceğim dedi. Uf, bela olacak bu adam başımıza. Bela. Baba, bak bir yandan avukat kız, bir yandan Umut işimizi baltalamaya çalışıyorlar. Bu hiç iyi olmadı oğlum. Hem de hiç iyi olmadı. Eğer Umut bu işi çözerse, bizim tezgahımız olduğu anlaşılırsa yanarız. Umut her şeyi anlamalı ama mahalleden uzaklaştırmamız lazım. Hah, Yusuf. Hayırdır beyler? Gerginsiniz. Bilmem gereken bir şey mi var? Yo Yusuf amca. Aksine güzel haberlerim var. Avukat kızın müvekkili. Artık onunla çalışmıyor. Vay, bak bu güzel haber işte. Keyfim yerine geldi şimdi. Aferin Gökhan. Dahası var Yusuf amca. Bitmedi. Ben birkaç saha araştırması yaptım. Haliyle birkaç kişiyle de görüştüm. Yani tam sağ pres uyguluyoruz avukat kıza. Yakında öyle bir ekmek kapısı bulamayacak. Yani avukat kızımızı zor günler bekliyor. Öyle sıkıntıdan kafasını kaldırıp da bizle uğraşamayacak. Güzel. Güzel. Yusuf. Ya daha fazla uzatmadan Umut da dönsün artık istersen. Hı? Çocuğun başına bir şey gelecek o kenar mahallede. Yani hem bak... İşte avukat kızı da iyice köşeye sıkıştırdık. Elimizde güçleniyor. Daha fazla kalmasına gerek yok artık mahallede. Ne dersin? Doğru, doğru. Umut için ben de kaygılanıyorum. Ama iş çok daha ciddi. Bakarsın mahalledeki çakalların kim olduğunu öğrenir ha. O yüzden biraz daha kalsın mahallede. Arkamızdan kim iş çeviriyormuş ben de çok merak ediyorum. Ciddi ciddi konuşmaya başlayınca aklı başına geldi diye çok umutlanmıştım. Ya gerçekten ya çok bir şey istemiyorum.
Ya ustabaşlara dair küçücük bir şey bile hatırlasa işime yarayabilirdi. Gerisini ben bulurdum bir şekilde. Ama olmuyor işte. Her seferinde böyle umutlandığımla kalıyorum. Dünya, senin bir keyfin yok gibi. Ne oldu, işle ilgili bir sorun mu var? Yoksa bu baktığın davayla ilgili bir sıkıntı mı? Tebrikler, bildim. Artık bir müvekkilim yok. Nasıl? Ne oldu? Karşı taraf avukatını değiştirdi. Yeni deliller sunmak için de mahkemede ek süre istediler. Doğal olarak mahkeme de kabul etti. Böyle olmasa duruşma karar duruşmasıydı, kesin kazanırdık. Gerçi yine de kazanırdık da her şey lehimizeydi. Ya müvekkilime de söyledim. Yeni deliller bulsalar bile kazanırız dedim ama ikna edemedim bir türlü. Gerçekten üzüldüm. Yani benim yapacağım bir şey var mı diye soracağım ama. Yok. Yani yapabileceğim bir şey yok. Teşekkürler. Daha ben bunu babama nasıl söyleyeceğim? Onu düşünüyorum. Adam müvekkilden gelecek parayı bekliyor. Sürekli dert güncellemesi geliyor. Hayır, en sonunda bir şey olacak diye korkuyorum. Ya. Bence boşuna üzüyorsun kendini. Sen çok iyi bir avukatsın. Yani ben inanıyorum çok kısa bir süre içinde yeni bir dava alacaksın sen. O yüzden üzülmek yerine işine odaklan derim. Evcilik oynamamıza gerek yok. Baksana, Ahmet amca şu an bizim farkımızda bile değil. Kendini kaptırmış izliyor öyle. Torun nerede çocuklar? Onu sevdiği çizgi filmler beraber izlerdik. Bir de torun çıktı başıma. Ben Ahmet amcayı biraz dışarı çıkarayım. Hava almak iyi gelir belki. Ben de bir bizimkilere bakayım. Baba gel. Maşallah çocuklarıma. Boyu boyuna huyu huyuna. Allah nazardan saklasın. Bu iş bizim ayağımıza dolanacak oğlum. Baksana. Umut iyice inandırmış Yusuf. Arkamızdan iş çeviriyorlar diyor. Başka da bir şey demiyor çocuk. Bizim Umut'u acil durdurmamız lazım. Ya baba, durdurmamız lazım. Durdurmamız lazım. Doğru diyorsun ama yani nasıl? Ha? Yani başkası olsa çoktan hallederdik biliyorsun ya. Hallederdik şimdiye kadar. Ama gel gör ki adam Yusuf Ustabaş'ın oğlu. Aman oğlum. Mesele hassas. Umut'un zarar görmemesi lazım. İşi hepten elimizi yüzümüze bulaştırmayalım. Eğer Umut'a bir şey olur da bizim yaptığımız anlaşılırsa vallahi Yusuf bizi kurşuna dizdirir ha. Bizim Umut'u durduracak akıllıca bir plan yapmamız lazım. Öyle bir şey yapalım ki eli kolu bağlansın. Kendi isteğiyle çıkmak zorunda kalsın mahalleden. Koz. Bize koz lazım baba. Umut'a dair elimizde bir koz olması lazım. Bu adamı ancak böyle durdurabiliriz. Aynen öyle oğlum. Aynen öyle. Her insanın yumuşak bir karnı vardır. Ben de Umut'un yumuşak karnını bulup ona dokunacağım. Hadi oğlum göreyim seni. Sen hiç merak etme baba. Umut'un dönüş biletini keseceğim. Hatta gittiğine pişman bile olacak. Konuşmamız lazım.